Değerli kardeşlerim, bizler tarih ve kültür mirasımıza yabancılaşmadan yolumuza devam edeceğiz. Tarihine ve kültürüne layıkıyla sahip çıkacak, milli kültür ve benliğini inanç ve azmiyle süsleyerek yürüyoruz. Çünkü bu gençlik her tarafı şehit kanıyla ıslanmış Türkiye'miz için her türlü fedakarlığı varlık nedeni sayan bir siyasetin gençliğidir. Bu gençlik Türkiye'mizin bütün kazanımlarına sonuna kadar sahip çıkmaktadır. Bağımsızlığımız için gözünü kırpmadan ölüme giden dedelerinin kanının sembolleştiği bayrağını vazgeçilmez onuru olarak görmektedir. Milletimizin inanç ve duygularını İstiklal marşına dönüştüren Mehmet Akif şu dizeleriyle gönüllerimize tercüman oluyor. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Atalarımız bizlere bağımsız bir vatan bırakmak için kafa göz, gövde bacak, kol çene parmak, el ayak, boşanır sırtlara vadilere sağnak sağnak şeklinde ödediği bedeli daima yaşatacağız. Onlara layık nesiller olmak ve bizi millet yapan, bizi var eden değerlerimiz için biz buradayız. Hiç kimse bizim bu değerlerimizle boşuna uğraşmasın. Değerli kardeşlerim, ben AK Parti'nin ve Türkiye'nin geleceği olan siz genç kardeşlerime başkanlık etme onurunu taşıdım. Genel başkanımız ve başbakanımızla yakın çalışma onurunu yaşadım. Partimizin en üst düzey toplantılarına katılarak sizlerin, gençliğimizin görüşlerini ifade etme onurunu taşıdım. Halkıyla bütünleşmiş, demokrasiyi bayraklaştırmış ve iktidarda devrim niteliğinde başarılara imza atmış partimizin önemli bir yerinde görev yapmanın onurunu taşıdım. Taşıdığım bu onura layık olabilmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadım. Şu anda hüznü ve mutluluğu iç içe yaşıyorum. Ama dinamik, çalışkan, ne istediğini bilen ve muhafazakar hassasiyet ve kaygıları olan bir gençlik teşkilatının kurucu başkanı olarak aynı zamanda gururluyum ve coşku doluyum. Tabii ki değerli kardeşlerim, her insan gibi bizim de hatalarımız mutlaka olmuştur. Yapmamız gerektiği halde yapamadığımız veya eksik yaptığımız şeyler olmuştur. On binlerce genç kardeşimle ilgili çok değişik kararlar aldık. Bu kararların tamamının isabetli olduğunu iddia etmem elbette gerçekçi olmaz. Ne var ki şunu bilmenizi istiyorum. Vermiş olduğumuz bütün kararlar, gençlik kollarımız daha iyi olsun, partimiz daha iyiye gitsin diye samimiyetle ve iyi niyetle verilmiş kararlardır. Bunu siz de görmüş olmalısınız ki birbirimize hep güvendik ve birbirimizi hep sevdik. Bizden sonra bayrağı devralacak kardeşlerimin de gençlik kolları adına yapılması gereken ne varsa bizden daha iyi yapacağına inanıyorum. Daha başarılı işler yapacağından, sizlerin sorunlarınıza daha iyi çözümler üreteceğinden, sizleri daha iyi temsil edeceğinden kuşku duymuyorum.
Gençlik Kolları Genel Merkezi ili, ilçesi, beldesiyle bir bütündür ve bundan sonra da aynı birlikteliği ve aynı kardeşlik ortamını sürdürecektir. AK Parti'nin ideallerini gerçekleştirmek için yola çıkmış siz genç kardeşlerimin bu bilinci bir an bile olsa kaybetmeyeceğinize, bu doğrultuda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağınıza dair bir sözü buradan genel başkanımıza vermeliyiz. Tok bir sesle vermeliyiz. Söz veriyor musunuz değerli genç kardeşlerim? Arkadaşlar, tok bir sesle söz veriyor muyuz? Söz veriyor muyuz? Hepinize teşekkür ediyorum. Huzurlarınızdan ayrılırken birlikte çalıştığımız, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, ülkemizi adım adım dolaşarak partimize ve gençliğimize önemli katkılar sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yaşları dolduğu için yeni dönemde gençlik kollarında görev alamayacak olan kardeşlerime de bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyorum. Ve kongremizin, milletimiz, partimiz ve gençliğimiz için hayırlı olmasını diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a hepinizi emanet ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Allah geleceğinizi aydınlık etsin. İnşallah bundan sonra gençlik kolları bugünden daha iyi olacak. Allah yolunuzu açık etsin. Sayın Zelkif Kazdal'a konuşması için teşekkür ediyoruz. Evet sevgili gençler, şöyle bütün bayrakları, atkıları bir görün bakayım. Bayrağı olmayan atkılar. Çatık kara gözüm, namustur her sözüm, senin alnın yüzüm. Kalk doğrul tezelden, ayrılma güzelden, yardımcın ezelden. Çatık kara gözüm, namustur her sözüm, senin alnın yüzüm. Doğrul tezelden, ayrılma güzelden, yardımcı ezelden. Gel gayrı, gül gayrı, olmasın ayrı gayrı. Gel gayrı, gül gayrı, olmasın ayrı gayrı. Haydi Anadolu, yol kardeşlik yolu. Haydi Anadolu, yol kardeşlik yolu. Şahlansın ne varsa, Edirne'den Kars'a. Haydi Anadolu, kalk kalk kalk. Haydi Anadolu, yol kardeşlik yolu. Haydi Anadolu, yol kardeşlik yolu. Şahlansın ne varsa, Edirne'den Kars'a. Haydi Anadolu. Adaylık başvurusu için verdiğimiz süre dolmuştur.
divana başkan adaylığı için 2 başvuru ulaşmıştır. Listeleri okutturuyorum. Buyurun İskender Bey. Birinci müracaatı okuyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi 10 Nisan 2005 tarihli Genel Merkez Gençlik Kolu bile birinci olan Büyük Kongresine aday olmak için 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu ve AK Parti tüzüğü gereği herhangi bir engel taşımıyorum. Parti üyeliğim mevcuttur. Teklif etmiş olduğum aday Merkez Karar Yönetim Kurulu asil ve yedek üye listesiyle oy pusulamın örneği ekte sunulmuştur. Gençlik kolu başkan adaylığımın kabulünü ve gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim. Mehmet Mesut Ballı. Hemen başlayalım. Listesini arz ediyorum. Mesut Düzenli, Abdülkadir Akman, Adem Yılmaz, Ahmet Akkuş, Ahmet Çinigöz, Ali Turhan, Atakan Yücel, Bahadır Evci, Davut Düzgün, Erkam Atlı, Ersoy Altu, Fatih Kaplanhan, Fatih Ünal, Figen Yılmaz, Gökhan Açık, Gökhan Yılmaz, Gülsemin Söğüt, İbrahim Güray, Habibe Aykan, Halis Genç, İbrahim Arınç, İbrahim Löklüoğlu, İlhan Bulut, Güçan Kaya, İlker Tokdemir, Zahit Karakaya, Mahmut Arslan, Mustafa Çavuşoğlu, Mustafa Demir, Nilgün Aktülün, Numan Durlu, Orhan Yayın, Osman Beyazıtoğlu, Osman Esat Gül, Ömer Faruk Alimoğulları, Ömer Asım Ötegen, Kemal Çertel, Reha Hotar, Samet Zontur, Selçuk Azmanoğlu, Selim Seferoğlu, Serap Balkaya, Sinan Aksu, Sönmez Yılmaz, Sultan Yılmaz, Taner Yıldız, Volkan Demirel, Zekeriya Eroğlu. Yedek üye adayları: İsmail Turan, Müberra Kavak, Mustafa Önen, Coşkun Kalaycı, Kenan Şeftalicioğlu, Emre Paşaoğlu, Recep Demir, Muhammed Taş, Sedat Asıroğlu, İbrahim Akçaoğlu, Akif Ağırtaş, İhsan Karakaya, Pınar Doğan, Serpil Ceylan, Nagihan Karataş, Ömer Selvi, Funda Atasoy, Şebnem Önal, Nagihan Kaleli, Ahmet Demirci, Nevzat Gündoğmuş, Murat Arda, Akif Arslan, Levent Turgut ve İsmail Taşdemir. Divanımıza ulaşan ikinci müracaatı arz ediyorum. 10 Nisan 2005 tarihinde Genel Merkez Gençlik Kolları birinci olan kongresinde Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı için Hakan Tütüncü'yü Genel Merkez Karar Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelere ekli listede sunulan şahısları arz ve teklif ederiz. Zelkif Kazdal, Mesut Ballı, Murat Alpaslan, Fatih Kocaispir, Zafer Kürkçü, Ömer Faruk Kalaycı, Hakan Karaduman, Yusuf Bolaylı, Orhan Yayın, İsmail Karosmanoğlu, Faruk Şekerci, Sinan Aksu. Yönetim kurulu asil üyelerini arz ediyorum. Abdullah Bayraktar, Bahadır Evci, Bekir Eren, Çiğdem Özkal, Davut Düzgün, Derya Doğaner, Dilek Soyunduru, Emine Kocaekşi, Fatih Erdoğan, Fatih Ünal, Fatih Yılmaz, Fatma Aydın, Filiz Beştepe, Furkan Besli, Hakan Kara,
Haluk Kalyoncu, Harun Yeni, Hasan Aslantaş, Hasan Sarı, Hatice Mert, İbrahim Arınç, İbrahim Löklüoğlu, İrfan Aydın, İsmail Karosmanoğlu, Erkin Demir, Mesut Ballı, Zahit Karakaya, Mahmut Arslan, Mehmet Turan, Melek Özdem, Murat Dirican, Mustafa Demir, Mustafa Akış, Müberra Kavak, Neslihan Necipoğlu, Orhan Yeğin, Osman Esat Gül, Ömer Selvi, Ömer Aslan, Ömer Faruk Kalaycı, Pınar Doğan, Samet Zontur, Selim Albayrak, Serhat Demir, Serhat Erkoç, Şehabettin Kutlu, Taner Koçak, Volkan Demirel, Zafer Aydın. Yedek üyeler aday listesini arz ediyorum. Sait Kılıç, Yasin Koray Okur, Taner Yıldız, Lütfiye Nur Kutlu, Ali Yılmaz, Mustafa Önen, Erkam Çömez, Serap Balkaya, İhsan Karakaya, Ahmetcan Nizamoğlu, Gökhan Yılmaz, Mustafa Kurt, Gökçe Dalgıç, Mustafa Adalı, Reha Hotar, Buminhan Zeybek, İbrahim Güray, Hasan Öner, Ahmet Çinigöz, Selim Seferoğlu, Serhat Sayan, Osman Beyazıtoğlu, Fatma Cengiz, Ersoy Altu ve Erkan Taş. Evet. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Sevgili misafirlerimiz, sevgili delegelerimiz, divan başkanlığına şu an ulaşan bir dilekçe var, okuyorum. AK Parti Gençlik Kolları'nın dünü ile yarını buluşturacak olan bir köprü niteliğinde olan birinci olan büyük kongresinde yaptığım aday başvurumu birlik ve beraberlik adına atılacak bir adım olarak kabul ettiğim için başvurumu geri çekiyorum. Saygılarımla Mesut Ballı. Bu çekilme dilekçesine göre şu anda AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları birinci olan kongresinde tek aday olan Sayın Hakan Tütüncü'yü konuşmalarını yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. We'll be right back.
Sayın Genel Başkanım ve Başbakanım, saygıdeğer hanımefendi, Sayın Divan, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, dost ülkelerin değerli misyon şefleri, uluslararası kurum ve kuruluşların değerli temsilcileri, sivil toplum örgütlerimizin değerli temsilcileri, güzel Anadolu'muzun dört bir yanından gelen sevgili delege arkadaşlarım, AK Parti'mizin değişik kademelerinde görev yapan değerli yönetici arkadaşlarım, basınımızın değerli temsilcileri, saygıdeğer misafirler ve sevgili genç arkadaşlarım. Bugün bu muhteşem salonda gençliğimiz için, demokrasimiz için, Türkiye'miz için çok önemli manalar ifade eden Gençlik Kolları Kongremizi eşine az rastlanır bir coşku ve heyecanla gerçekleştirmekteyiz. Bu heyecan, bu coşku Türkiye'mize, Türk gençliğine ve AK Parti'nin AK gençliğine yaraşır bir heyecandır. Cennet ülkemizin dört bir yanından gelerek heyecanımıza heyecan katan, coşkumuza coşku katan sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün bu salonda sadece AK Parti Gençlik Kolları'nın kongresi yapılmıyor. Bu tarihi atmosfer uzun yıllar Türk siyasetinde layık olduğu yeri alamamış olan ülkemiz gençliğinin partimizle birlikte artık layık olduğu yeri almış olmasının bir bayramıdır. Bu nedenle günümüz aynı zamanda bir kutlamadır, bir bayramdır, bir şölendir. Şölenimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli arkadaşlarım, bugün bu salonda yapılmakta olan Gençlik Kolları Kongresi, gençliğimiz için, ülkemiz için ve demokrasimiz için büyük bir iftihar tablosudur. Ülkemizin dört bir yanından gelen delege arkadaşlarımız, gençlik kollarımızın başkanını ve merkez karar ve yönetim kurulu üyelerini seçiyorlar. Uzun yıllar Türk siyasetinde emsali bulunmayan bu kongre, ülkemiz gençliği adına, yükselen siyasetimiz adına çok büyük bir şeref, büyük bir vakardır. Bu şeref ve bu vakar milletimize, aziz milletimizin gençliğine aittir. Değerli arkadaşlarım, bu kongre uzun yıllardan beri Türk siyasetinde etkin ve nitelikli olarak yer almak isteyen, büyük projelerini milletiyle paylaşmak isteyen, ülkesini ve milletini istikbalde modern dünyanın parlayan yıldızı yapmak isteyen, milleti için büyük rüyalar görmeyi vazife kabul eden bir gençliğin Türk siyasetine aktif olarak katılır hale geldiğinin en büyük göstergesidir. Esasen bu gençliğimizin bir kıvancıdır. Değerli arkadaşlarım, mazisi insanlık tarihi kadar uzun olan milletimizin destansı geçmişine baktığımızda hep gençleri görmekteyiz. Alparslan'dan Sultan Fatih'lere kadar, Osman Gazi'lerden Mustafa Kemal'lere kadar şanlı mazimiz hep milletimizin gençleriyle örülüdür. Şanlı tarihimizin her döneminde iftihar tablosu bir gençlik karşımıza çıkar. Bu vatan topraklarının serdarı da, mimarı da,
hep gençler ve genç zihinler olmuştur. Buna rağmen Türk siyasetinde uzun yıllardan beri gençlik, siyasetin kolluk gücü olarak, ideolojik kamplaşmaların, birbirini düşman bellemelerin araçları, statükonun bekçisi ve hamasetin sözcüsü olarak görülmüştür. Hak ettikleri güven kendilerine teslim edilmemiş ve bu nedenle gençler uzun zamandan beri karar alma mekanizmalarından ve siyasetin üretildiği mecralardan uzak tutulmuştur. Geleceğe dair bütün umutların tükendiği, milletin siyasete olan güveninin kaybolduğu, siyasetçinin itibarının yok olduğu bir zamanda, aziz milletimizin müştereklerinden oluşan ve maşeri vicdanın sesi olarak kurulan partimiz, ülkemizin siyasi ufkuna her alanda yepyeni bir vizyon kazandırdı. AK Parti ile gençlerimiz ayrı bir vizyon kazanmıştır. Bu değişim sürecinde bu AK Parti gençliğinin malumudur. Ülkemiz gençliğine güvenen partimiz, gençlerin siyasete katılım ve katkılarının en üst düzeyde olması için gençlik kolları teşkilatlarını genel merkez ve taşra örgütleri düzeyinde özerk bir yapıda oluşturmuştur. Genç arkadaşlarım çok iyi bilmektedir ki AK Parti'yi siyasal alana taşıyan irade Türkiye'miz için her türlü hizmeti kutsal vazife kabul eden bir anlayıştır. Milletimizin yarınlarını mamur kılacak bir neslin önünü açmak da bu bakımdan çok hayırlı bir hizmettir. AK Parti siyaseti ülkemizde milletin yarınlarının mimarı olan gençliğimizin önünü açmıştır, açmaya devam edecektir. AK Parti gençliğe sonuna kadar güvenmiş, gençlik için her türlü imkanı sunmuştur. Böylelikle değerli arkadaşlarım, biz gençlerin siyasete daha aktif, daha etkin olmalarını sağlamıştır. AK Parti ile gençlik, siyasetin kurucu ve asli unsuru haline gelmiştir. Büyük Atatürk, Türkiye'nin geleceğini gençlere emanet etmişti. Ama gençler bu emaneti yıllardır genç olmayan misyonlardan geri alabilmek için çok mücadele etti. AK Parti ile artık emanet sahibinindir ve Türkiye'miz gençlerin söz sahibi olduğu, gençlerin yönettiği bir ülkedir. Bugünün gençleri asla siyasetin kolluk gücü değildir. Bizatihi siyasetin beynidir. Bugünün gençleri milletimizin geçmişte yaşadığı acı hatıralardaki gibi ideolojik kamplaşmaların birbirini düşman bellemelerin araçları değil, kardeşliğin bir arada yaşamanın gerçek temsilcisidir. Uzun yıllardan beri gençlerin yaşadığı en büyük fırsat, değerli arkadaşlarım, bugünün Türkiye'sidir. Sayın Genel Başkanım, sayın delege arkadaşlarım ve değerli konuklar. AK Parti gençliği olarak bizler ülkemiz için büyük rüyalar görmeyi kendine vazife edinen bir siyasi anlayışın temsilcileriyiz. Bizler